Kolay gelsin. Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. Evet. Evet Ersin abi. Dünya durur, kadınlar durmaz. Hadi bakalım. Oo maşallah. Erkekler. Hadi bakalım. Evet. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Evet abicim. Maşallah. 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 Yaşasın kadın. Dayanışmasın. Dur 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 biraz dur. Yaşasın kadın. Dayanışmasın. Yaşasın kadın. Evet. Hadi bakalım. Evet, tabip odası. Evet hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet baro. Nerede baro? Hadi bakalım. Evet. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Merhaba. Of. İyi Parti kadınları. Hadi bakalım. Merhaba kardeşim. Evet çektim abi. Merhaba abiciğim. Hadi bakalım. Evet. Oo en sona kalmışsınız. Evet. Bilinçli olarak aslında güzel resim çekilmek ya, için kaldık. Oo abi başkanım. Var bizim önde ama oraya değil. Bunlar şey oldu şimdi buraya toplamayın, toplamayın, toplamayın. Orada herkes açacak pankartı. Tamam. Şöyle geçeyim mi ben bir zahmet? Tabii buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bakın. Pardon. Abla nereye koyalım? Evet. Cemal hocam. Hadi bakalım. Arkadaşlarını almışsın yanında. Evet. Evet.
şunu düzeltelim. Sera. Kim konuşacak? Sevan. Nerede konuşacak? Ben tanıştığıma tarafı tamam. Ne şey? Ne tarafa bakacağız? Her şey yapacağız da ne tarafa doğru yürüyoruz? Hayır değil, başkanım, ben nereye yürüyeceğiz anlayamadım. Burada ya. Olun, biz buradan çekelim. Böyle mi olur? Ha, öyle olun, her zamanki gibi. Ama kadın dayanışma platformu. Tamam, oraya geçin o zaman, orada yapın. Şöyle durun. Gel böyle. Hadi, tamam hocam. Evet. Hava kararıyor. Hocam birer temsilci alın isterseniz yanınıza. Fazla birer Ayça temsilci nerede? Alacak mısınız yanınıza? Ayça. Gerek var mı? Yok. Tamam, tamam. Hadi. Pardon. Serhat'cığım ne yapıyorsun? Tamam. İyi çalışıyorum. Sevgili Tekirdağlılar ve değerli basın, 25 Kasım Kadınla Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne bizlere yalnız bırakmadığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Mahsa Amini onurumuzdur. 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 Bilinmelidir ki kadına şiddet sadece bir kadın sorunu değildir. Toplumsal bir sorundur ve aynı zamanda halk sağlığı sorunudur. Dünden bugüne daha önce olduğu gibi Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu olarak bizler kadınlar ve çocuklar için şiddetin her türlüsüne ve onlar için güvenli bir gelecek, şiddetsiz bir yaşam için Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu olarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her 25 Kasım'da burada toplanıp Mirabal kardeşleri anıyoruz, öldürülen. Bu sayede biz burada toplandığımızda geçen hafta çok önemli bir konuğumuz vardı Türkiye'de. Minerva Mirabal'ın kızı Minavut Tavares Mirabal. Onun çok güzel bir mesajı vardı. Toplantıda her şey konuşuldu ama en önemlisi de bizlere umut vermesiydi. Otoriter ve eril rejimlere karşı susmayacağız, korkmayacağız. Hani bir sloganımız var, itaat etmeyeceğiz. Ama en önemlisi de umudumuzu hiç kaybetmeyecek ve kelebek etkisiyle, kendisinin deyimiyle bu umudu yayacağız. İşareti de şu oldu, elinde dövizi olmayan, elleri serbest olan kadınlar bunu yapabilir. Kelebek etkisini Mirabal kardeşler için yapalım. Bugünkü basın açıklamasını Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu adına Eğitim Senden Ayça arkadaşımız bildiriyi sunacak. Teşekkürler Ayça. Yılı 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesinde bir uçurumun dibinde 3 kadın cesedi bulundu. Bunlar Mirabal kız kardeşlerdi. Mirabal kız kardeşler ülkelerinde diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesi verdikleri için gizli polis tarafından kaçırılarak öldürüldüler. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edildi. 62 yıl önce
demokrasi ve özgürlük talebiyle direniş bayrağını yükselten birebir kardeşlerin mirasını devralan kadınlar olarak bugün her türden baskıya karşı direniş geleneğine sahip çıkıyoruz. 25 Kasım'da şiddete, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa karşı eşitlik, adalet ve özgürlük için isyanı büyüterek alanlardayız. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Geçtiğimiz 25 Kasım'dan bugüne erkek şiddeti hız kesmeden devam etti. Son 10 ay içerisinde 337 kadın katledildi. 190 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Her ay onlarca kadın koruma kararına rağmen katledilirken İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı kararıyla iptal ediliyor. 6284 sayılı yasa uygulanmıyor. Hatta yasanın sağladığı haklar kısıtlanmaya çalışılıyor. 6284 sayılı yasanın hedefe konulması ile eril yargının cezasızlık politikaları kadına yönelik şiddeti, tacizi ve kadın cinayetlerini artırıyor. 2022 yılında öldürülen kadınların %17'si failler haklarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledildiler. Bu saldırılarla biz kadınların hayatına kast ederek bedenimiz, emeğimiz ve kimliğimiz tahakküm altına alınmaya çalışılıyor. Kadın katillerini ise iyi hal ve haksız tarih indirimi için gerekçe bulmaktan geri durulmuyor. Erkek adalet değil, gerçek adalet demek için 25 Kasım'da alanlardayız. Erkek yargı istemiyoruz. Erkek yargı istemiyoruz. Erkek yargı istemiyoruz. Ataerkil kapitalizm yaşamımız ve kazanımlarımıza dönük saldırıları artırarak muhafazakar toplumu bedenimiz üzerinden inşa etmek istiyor. Bizleri eve, aileye, kocaya, babaya ait makbul kadınlar olmaya, bedenimizi kuluçka makinesi, kariyerimizi annelik olarak tanımlamaya çalışıyor. Sosyal destek adı altında kadınlara yapılacak barınma yardımına en az 3 çocuk doğurma koşuluna bağlıyor. Bakım sorumluluklarıyla birlikte ev içi artan iş yükümüz, cinsiyetçi iş bölümü derinleştirirken esnek çalışma modeliyle bizleri düşük ücretlerle güvencesiz, örgütsüz çalıştırmaya mahkum etmenin, emeğimizi daha da değersizleştirmenin yolları aranıyor. Kimliğimizi yok sayanlara, bizleri erkeğe ve ataerkil sermayeye daha da bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirmenin hesabını yapanlara karşı aileye köle olmayacağız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz demek için 25 Kasım'da alanlardayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Artan işsizlik, yoksulluk, güvencesiz, kayıt dışı çalışma ile birlikte krizin yarattığı ekonomik şiddeti de en ağır biçimde biz kadınlar yaşıyoruz. Temel tüketim maddelerine, elektrik, doğalgaz, akaryakıta ard arda yapılan zamlardan ve ücretlerin giderek erimesinden en fazla etkilenen kesim yine biz kadınlar oluyoruz. Kadınlar olarak daha da yoksullaştık, yoksunlaştık. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde istihdamda cinsiyet açığının en yüksek olduğu ülkelerden biri. İstihdamdaki her 10 kadından 3'ü emeklilik ve sosyal güvenceden yoksun. Erkekler kadınlardan %27 oranında daha da fazla kazanıyor. Kadınlar olarak emeğimizin yok sayılmasına, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz, kayıt dışı ve sömürü koşullarında çalışmaya karşı güvenceli çalışma, güvenceli gelecek talebimizi haykırmak için 25 Kasım'da alanlardayız. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
ve dayanışma günü yaklaşırken elbette erkek egemen düzenin politikalarını, söylem ve uygulamalarını teşhir edecek, tacizin, mobbingin, şiddetin her türlü biçimlerine karşı evde, sokakta, iş yerlerimizde mücadeleyi daha da yükselteceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İLO 190 iş yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi imzalansın demek için alanlardayız. Sözleşmeyi uygula, kadını koru. Sözleşmeyi uygula, kadını koru. Sözleşmeyi uygula, kadını koru. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, yaşam, özgürlük. Tüm bu saldırılara rağmen dünden bugüne dayanışmanın gücüyle çoğalarak güçlenen kadın mücadelesi inancımız büyüyor. İran'da bizi zorla cennetinize götüremezsiniz diyerek sokakları isyan alanlarına çeviren, Arjantin'de bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek alanları dolduran, kürtaj yasaklarına karşı Polonya'da, ABD'de benim bedenim benim kararım diyen milyonlarız. İstanbul Sözleşmesi bizimdir diyerek Türkiye'nin her kentinde sokakları terk etmeyenleriz. Baskılara boyun eğmiyor, kadın katliamlarına, yoksulluğa, homofobiye, doğa ve yaşam alanlarımızın talanına karşı en önde yer alıyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için bize sınırlar çizmeye çalışanlara, fıtratımızda özgürlük var demek için 25 Kasım'da alanlardayız. Dünya yerinden oynar, dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olsa, kadınlar birlik olsa. Dünya yerinden oynar, dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olsa, kadınlar birlik olsa. 62 yıl önce diktatörlüğe karşı direnişte simgeleşen Mirabal kardeşlerden bugüne, başta İran olmak üzere, ezilen, sömürülen, baskı ve şiddete maruz kalan tüm kadınlarla dayanışmayı yükseltiyoruz. Dünyanın dört bir yanında kadınlar olarak iş yerlerimizde, evlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında birlikteliğimizden ve dayanışmamızdan aldığımız gücün kararlılığıyla haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz. Demek için 25 Kasım'da alanlardayız. Erkek şiddetine hayır! Erkek şiddetine hayır! Şiddetine hayır! Katılımınız için teşekkürler. Tekirdağ ve ilçelerinde kaybettiğimiz kadın kardeşlerimizin bugün burada bizimle bu meydanda olduğunu biliyoruz. Çorlu Nuran Gökalp, burada. Muratlı Ayşe Öztürk, burada. Süleyman Paşa Fatma Yumuşak, burada. Marmara Ereğlisi Melek Şengönül, burada. Çerkezköy Hayat Atsız, burada. Kapaklı Nuran Çakmak, burada. Çorlu Esen Gülger, burada. Süleyman Paşa Hatice Turan, burada. Marmara Ereğlisi Mehrika Derici, burada. Çerkezköy Nermin Yumuşak, burada. Çorlu Esra Ustaoğulları, burada. Saray Şeyda Ay Yıldız, burada. Süleyman Paşa Cansu Sezer, burada. Kapaklı Ülkü Durmaz, burada. Çorlu Günay Seferova, burada. Marmara Ereğlisi Yeter Yılmaz, burada. Kapaklı Saniye Ulukaya, burada. Çerkezköy Ayşe Aksu, burada. Süleyman Paşa Senem Barik, burada. Çorlu Nazlı Kolda Güç, burada. İran Mahsa Avini, burada. Öldürülmediğimiz bir şehir, öldürülmediğimiz bir ülke, öldürülmediğimiz bir dünya istiyoruz. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin hak ve adalet arayışını, mücadele ve dayanışma gücünü bizler yüreğimizde hissediyoruz. Analarına sonsuz saygıyla.
Şadiye Saygın Süleyman Paşa. Burada. Şadiye Saygın Süleyman Paşa. Burada. Şadiye Saygın Süleyman Paşa. Burada. Herkese teşekkür ederiz. Şimdi baronun bir açıklaması olacak. Yasaların etkin uygulanmasındaki mücadelemizin ve İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesine ilişkin irademizin devam edeceğini bir kez daha beyan ediyoruz. Kadınların insan haklarını ihlal eden düzene karşı direnişlerinden yola çıkarak 1999 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, bugün de kadınların özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesiyle devam etmektedir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınlar adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyor. Yanı başımızda İran'da Mahsa Amina'nın başörtüsü gerekçe gösterilerek öldürülmesinin ardından güçlenen kadın hareketini selamlıyoruz. Mücadeleleri mücadelemizdir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. Özel ve kamusal alanda kadına yönelik şiddet hala devam ediyorsa, kadınlar güvende olmaları gereken toplu taşıma araçlarında ve caddelerde dahi tanımadıkları erkekler tarafından şiddete uğruyorsa, aldıkları koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa, bunun nedeni şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmemesi, aksine kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri katılmaya yönelik saldırıları karşısında etkisiz kalınmasıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere kadın haklarının güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması, uygulanmanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması öncelikli taleplerimizdir. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak her gün olduğu gibi bugün de kadınların kazanımlarını elinden alacak olan düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşların uygulamalarını takip edeceğimize, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi yönündeki ısrarımız ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bravo.